dakika dolmuş mu? Düş verecek gibi geldi. Düşmeye değil düşse. Allah korusun. Şuradan mı çıkacak? Bizim sorular oluyor bu. He? Sorkuna kadar. onu kim bağladı? Babam. Nasıl bağlamış ya? Neyse beni arasın. Şurada bir yerden çıkacak. Dayan tut. Şurada dur dur. Aman düşme. Şurayı çıkaralım. Şuradan çıkacak benim. Dur şuraya da getireyim. Elin yanına çıkacak mı? Şurada yer koşuyor. Poşet. Tut ayağımı sabah. Şurada hepsi çıkmayacak. Şurada bölecek. Uzun ya. Şöyle. Şöyle oturayım yanında. Bu şekilde sinmesin. Bunu deneyim. Söylenemeyi ayırsın. Arada kurmak için. Şimdi iyi götürün. Çıkaramam. Şu tarafa iyi. Şu tarafa iyi, o tarafa. Ha. Şimdi burada. Gel buraya mı? Elim değil. Aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine biraz geç kaldık ama geldik. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, görüyorsunuz, hava günlük güneşlik bugün ve biz de bu günlük güneşlik havanın fırsatı değerlendirelim. Sobamızı bir temizleyelim dedik, borular çıkardık, evin arkasına getirdik. Şimdi bunların kurumlarını yakacağız, o kadar pis değiller. Ama yine de temizleyelim ki yine bir anda karmar yağarsa sorunsuz yanmaya devam etsin sobamız. Evet arkadaşlar, telefonum yurt dışı olduğu için 2-3 gündür iğmeyi yaptırmaya çalışıyordum da ilçede yapamadılar. Onun için video çekemedim, telefon meşguldü. Maalesef hala yapılmadı. Sonra tekrar uğraşacağım başka bir zaman artık. Evin arkasına güvenli bölgeye getirdik. Burada rahatça yakabiliriz. Uyanıyor mu çakmak? Yakıyordum ama. Biraz da çalık. Allah öptük çalıları. Evet arkadaşlar, bakalım tutuşturabileceğiz mi boruyu? Şimdi çalılardan dolduralım. Bir dökülsüne bak yani. İçindekini bir dökersek yani çok iyi. Test kitaplar, vay be, ne çözmüş. Şundan sonra çözmemiş miyim bilmiyorum. Yok, çözmüşüm. Thank you.
sesi duyuyor musun? Çallar tutuşsay. Köylü olsa dayı tutar. Söylemeyin. Bu bula değil ama. Ses çıktıydı. Oldu dedim. Evet, tekrar yaktım. Ucundan dumanların çıkması lazım bir türlü. Böyle ziftlerin tutuşması lazım bir türlü tutuşmadı bu az. Ya tam dolmamış herhalde boru ya da ben yakamadım. Yine bayağı... Sonunda tutturdum be. Allah. Görüyorsunuz arkadaşlar işte içindeki biriken zift. Böyle ateşle yakıyoruz. Değilse o çıkmaz borunun içinden. Oha, petrol gibi yanıyor. Allah ya, 2 saattir uğraştırdım. Onun da tuttu. Görüyorsunuz değil mi? Borunun içinde burakin. Zifti. Borumuz da şurasını değiştireceğiz. Yeni boru aldık. Bunlar yanmamış. Ama yine de temizliyoruz. Hala ucundan çıkıyor o. Yaktık be. Yok derken yok derken tuttu sonunda. Bayağı yandı herhalde. Oo, dumana bak. Gören yangın var sanacak şimdi. Bir ara bizim evi. Biz böyle burada yapıyorduk, yine komşu bizi aramış, evinizin arkasından duman çıkar ya, yanıyorsunuz. Evet, ikinci borumuzu da yaktık. Bu kolay tutuştu. Şu biraz uzun olduğuna biraz zorladı herhalde. Bize biraz bölseydik keşke ki, ama bu kolay tutuştu. Bakın ucundan da ateş çıktı valla. Bu iyi yandı. Bu da sonradan iyi yandı ama. Hala yanmaya devam ediyor. Şu an soba gibi ısıtıyor boruları. Buralar sıcacık. Bunların boruların soğumasını bekleyeceğiz. Soğudukça kabaracak içindeki zift. Sonra onu temizleyeceğiz, sileceğiz. Ve borular. Sabahımız nefes alacak. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz böyle kabarıyor işte içindeki şeyler. Şimdi bunları temizleyeceğiz. Bakın bayağı şişmiş, dolmuş borunun içi. Thank you.
Evet arkadaşlar, sobaları, boruları, ne sobası, boruları temizledik. Şimdi silinip eve gidecek bunlar, silinip temizlenip iyice. Bakın bu kadar şey çıktı içinden, bayağı da çıkmış. Biz az sanırken bayağı çıktı. Ellerim kara oldu ya. Çiçek, niye yardım etmen kız bana? Buralarda oynayışın, bana hiç yardım etmiyorsun ha. Sporlar temizledik. Burada da soba temizleniyor. Dip köşe ocak temizleniyor. Bundan da bayağı şey çıkmış. Ne oldu ki? Ne gördün? Kornaz kaytar seni. Seni gidiyor. Kaytarıyor. Anne bir bak ya. Top sakal yapmışsın valla. Yakışmış top sakal. Öğren ettik, hadi bakalım. Anne. Biraz anneme anne diyeyim. Bazılar anneme konuşurken az anne dedim diyor. Anneni sevmiyorum diyorlar. Anne ya. He? Çok konuşmuyoruz işte ondan. Yo, ondan değil, ben sana anneydi yaz diyormuşum da anneni sevmiyorum dediler. Biraz anne diye. anne. Bak annem de bana oğlum demedi. Sen de beni sevmiyorsun anne. Sen de bana oğlum demiyor mu? Ya arkadaşlar ya, severiz ben annemi, herkesi severiz. Bazen de diyorum, bu alışkanlık öyle olmuş işte, anne demiyorum sürekli konuşurken. Ay bu. Evet bayağı temizledik. Sobanın içi de gıcır oldu bakın. Sanki yeni alınmış gibi koyduk ya. Şuna var şu. Soba yalardı bir ara. Yalak temizleş sobayı. Temizle çiçeği. Oğlum şunu tutalım bak. Bunu yer ol. Bunu bir yere koyalım. Bu yer. Baksanıza. Bir yere koyalım da bir daha çırp. Evet sobada arkadaşlar, görüyor musunuz sobayı, hemen kurduk ve yaktık, hemen kullanmaya başladık, üstüne doldurduk, görüyor musunuz? Gümbürler, şeyler, çorba pişiyor, gümbür gümbür yanıyor soba, tertemiz ya. Mesela temizlediğimiz boruları diğer odamıza kurduk, bunlar yeni, gıcır boruları da koyduk. Şimdi hazır gıcır borular kurulmuşken soba en iyi halindeyken bir kumpir patates kebabı, kumpir kebabı yapalım ya. Ay. Bak şimdi biliyorsunuz zaten bize patates kebabı. Bunları ikiye önce ayıracağız. Sonra aralarına tuz ve kırmızı biber. İsmi ki o melodu. En sevdiğim patates şeyi bu. Bizimkiler böyle şu boydakileri direkt top top atmayı ya da şunları da bence bu daha güzel ya. Yani. Hemen bölüp sen yamuk dengesiz bölüyorum ama olsun, bir şey olmaz. Şöyle.
sobasını da koruduk. Evde temizledik. Bizim de soba kalkınca evde temizleniyor. Halılar, halı örtüleri yıkanacak. Yastığın yüzleri yıkanacak falan. İyi bir temizlik yapacağız şimdi bunları. Bölüp böyle daha önce ilk defa görenlerimiz vardı bu ilk. Bizim abonelerimize alıştı. Biz sık yaparız da. Böyle tepsiye edeceğiz. Türkiye'de bakalım evet Türkiye'de ne oldu? Öldün mü? Öldüm. Uy, ev değişmiş. Ev değişti soba. Evde temizlik var sobayı. Parlıyor değil mi? Bir de şu şeyleri tatlı. Gerçekten parlıyor he. Buldum. Yeni gibi olmuş değil mi? Nasıl yaptıysa. Sanki buralar yeni gibi kalmış. Yeni değil mi? Yo. Yeni olması lazım. Çünkü bunları daim almıştı. Değil mi? Yemin. Yemin. Bir tek şurası değişmemiş. Eseydim. Benim de mi eseydim bu? Evet. Tatlım bir fazla güzel. Değil mi? Bence de ya. Yani. Tüm de benden çıktı arkadaşlar. Kızartmayın. Sen de yapabilir miyim? Bilmem. Aman neyse boşver. Yemi falan geçittirin. Bunlar beni döverler. Dövmek yerine bağırma. Ayım sen diye al. Pis edeysek. Mustafa abi odadan tips var dedim de düşünüyorum. Orada tips varmış gibi. Daha yeni hazırlıyor. Tepsi mi yapacağım? Bir tepsi mi? Bunlar iki tepsiye benziyor. Şu da kalpa benziyor. Bak şurası da şöyle olsa çok güzel olacak. Havalar geldi. Ne de yoruldum ya? Ne yaptınız da yoruldum? Koş, hoppa. Oynaşmaktan. Oynamak. Benim de yoruldum. Allah Allah. Bugün, normalde bugün bölme işlerini yapacaktık. Toplama çıkarma. Eldeli toplama yaptı işte öğretmenimize. Nasıl yapılıyormuş eldeli toplama? Mustafa abi ben onu biliyorum. Ben bilmiyorum. Üniversiteye bitirdim. Olsun ona. O zaman sen İngilizceyi nasıl biliyorsun? What's your name? Bilmem ben. Köylüyüm de anlamam İngilizce. My name is... Sen bana da öğretirsin. Senin bana öğretmen lazım. Niye? Sen biliyorsun çünkü. Out.
kere 6. Ben bile elime getir yazdım. Allah. 6 kere 6. Ondan bilmiyorum. 50. Evet. Ne kaç ya? 36. Babam bıyı yolda kaldı. Çok cansın. Cansın çok hoşum. Güzel bir şey inşallah. Güzel bir şey. 22 tane kümpir var. Çünkü... Mustafa abi. Hmm. 22 tane kümpir var. Saydın mı? Evet. Bunda gittiği yerler oldu. Annem ne güzel giyme için yapıyordu. Sen de böylesini mi seviyorsun? Hmm, böyle daha güzel. Ne oldu? Kaç oluyor? Yetmedi. Sayamadım. Matematiğin yetmedi. 6, 9, 12, 15, 18. Benim aklım 4'lere gitmiş be. 21. Bir tane daha sığdıralım. 24. 27. 30, 33. Ne oldu? Ne cebelleşin? Neyle cebelleşin? Matematik sorularıyla. Boş ver matematiği. 3 kere 5 olmuş. Ben sadece o var sanıyordum. Ne? Aklım çıktı. Şu yenisini geçecek sanıyordum. Ne? Tabak olarak gençini geçireceğini sandıydım. Şuradan geçirmediğini sandım. Hadi ben böyle nasıl yaptınız? Nasıl? Birini mi isterdiniz? He. Yoksa işte olsa şurada birleşecek. Evet arkadaşlar, bakın patateslerin üstüne güzel pişmiş. İşte kebabımız hazır, koyalım sofraya. Evet, şunu yer aç bakayım. Işığı yoğurdu mu çekin lan, yoğurdu mu çekin lan. Oh. Tans. Limonu boş ver. Dostlar. Önemli değil. Babam acıkmış. Yandım. Ne oldu? Toplayacağız mecbur, ben şuraya ters koyacağız. Anne, oraya ters koyulur mu? Bunların çorba içine. Oh. Çok güzel, en sevdiğim çorba bu benim. Babam biraz limon sıkıp sıkıp yiyor. Evet, ışık buradan iyi. Yeter kız. Ne yapalım limonu? Limonu tüm cahatı verecek şimdi. Evet. Kaşıkla çıkarıp içine koyacak çorbanı. Olur. Yaparım. Limonsuz çorba olmaz.
Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, çayları içiyoruz. Bu videomuzdan da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.